Merhabalar sevgili gençler, SML Hoca YouTube kanalındasınız. Uzun süre dediğimde 4-5 gündür bir video atmıyordum ben size. Fakat böyle bir video hazırlayıp çekme ihtiyacı hissettim. Hem size de sormuştum, topluluk kısmında sormuştum arkadaşlar, sizler cevapladınız. Hatta ve hatta çoğu benim topluluk yorumunda, topluluk kısmındaki gönderdiğim gönderiye gelen yorumların çoğuna benim gönderimden daha da fazla beğeni geldiğini de gördüm. Ve artık bu videoları çekmeye karar verdim arkadaşlar. Şimdi sizler için çeşitli yayınlardan topladım. Güzel AYT soruları hazırladım. Her videoda 5 tane soru olacak arkadaşlar. 5 tane soru olmasının sebebi hem daha fazla video gelecek, hem daha soru çeşidi fazla olacak sevgili gençler, hem de benim için hazırlaması çok 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 daha kolay. Bu yüzden hazırlayıp hazırlayıp sizlere sunacağım ben bu videoları. Videoda birbirinden güzel sorular var. Mutlaka ama mutlaka çözüp görmen gereken sorular var. Hocam acilden mi aldığınız soruları gibi soruları mahal vermemek adına şimdiden söylüyorum. Çeşitli yayınlardan aldım arkadaşlar. İçlerinde acilin soruları da var. Farklı yayınlardan sorular da var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sorular gerçekten güzel ve kaliteli. Sizlere ÖSYM ayarında sorular buldum ve bunları çözümlerini bu ekranda yapalım istedim. Umarım sizler için de faydası olur. Dediğim gibi burada tek önemli olan şey bu soruların sizlere faydalı olması sevgili gençler. Evet, artık vakit kaybetmeyelim ve İlk sorumuzla başlayalım. Soruya başlamadan önce, çözümlere başlamadan önce de kanalıma abone olursan çok sevindirirsin bizleri. Evet, ilk sorumuzda sevgili gençler. Reel sayılar kümesinde tanımlı. Fx eşittir 2 üzeri x artı 2 eksi 1 üstel fonksiyonu veriliyor. Buna göre 3 tane öncül vermiş ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor bize. Şimdi gençler, 2 üzeri x fonksiyonunu ben size bu nedir diye soracak olursam, siz 2 üzeri x fonksiyonunu biliyorsunuz, x'e 0 verdiğimiz zaman birden geçer ve bu fonksiyon hiçbir zaman negatif değerler alamayacağı için grafiğini şu şekilde çizersiniz ve 0 için birden geçer diyebilirsiniz. Şimdi ben x'e 2 eklediğim zaman aslında bu fonksiyonu 2 birim sola kaydırmış oluyorum ve tamamından 1 çıkardığım zaman da 1 birim aşağı kaydırmış oluyorum. Dolayısıyla arkadaşlar benim 2 üzeri x artı 2 dediğim fonksiyon x'e 0 verdiğim zaman 4'ten geçeceği için şurası 4 diyeceğiz. Ve bu fonksiyon artık şu şekilde olacak. Biraz daha sola kaydırılmış halidir. Ve bir birim de aşağı taşıyacaksak o halde sevgili gençler burası 0'a yakın sayarak devam ediyor ya. Eksi 1'e yakın sayarak devam edecek. Yani şurası eksi 1'dir diyeceğiz. Ve bu fonksiyon şu doğruya yakın sayarak ilerleyecek. Ve artık 4'ten değil nereden geçecek? 3'ten geçecek diyebiliriz. Peki şurası nedir hocam diye soracak olursan da burada arkadaşlar sen x gördüğün yere eksi 2 yazarsan bakın 2 üzeri 0 eksi 1'den 0 gelir. Demek ki burası da eksi 2'ymiş diyeceğiz. Şimdi elimizde tüm bunlar varken öncüllerimize bakalım. Eksi 2'den 1 aralığına bakın. Eksi 2'den kapalı 1'den açık aralıktan 0'dan açık 7'ye kapalı olan aralığa olmak üzere fx 1'e 1 ve örtendir. Şimdi bakın eksi 2'yi ben yerine yazdığım zaman burada 2 üzeri 0 eksi 1'den 0 geldiğini söylemiştik zaten. Ama burada 0 alabiliyor mu? Alamıyor. Demek ki aslında bu bir fonksiyon bile değil. Yani şu aralıktan şu aralığa tanımlanan bağıntı aslında bir fonksiyon bile değil. Dolayısıyla birebirliğinden, örtenliğinden de bahsedemeyiz. Ki burada 1'i alamamasına rağmen burada 7'yi göstermesi de çünkü 2 üzeri 1 artı 2 eksi 1'den 7 gelecektir. Burada 7'yi alması gerekirken 7'yi alamamış. Yani 1'i yerine yazamamışız arkadaşlar. Dolayısıyla burada da 7'yi alamayız. Demek ki sevgili gençler ne olacakmış? Birinci öncülümüz yanlış olacakmış. Görüntü kümesi eksi 1 ile sonsuz aralığındadır. Şimdi görüntü kümesi dediğimiz kısım y ekseninde bu fonksiyonun alabileceği değerleri gösterir. Ki eksi 1'i alamaz, eksi 1'e sonsuzda teğet olacak şekilde gider. Eksi sonsuzda. Bakın eksi 1'i alamamışız ama eksi 1'den yukarısında tüm değerleri ama tüm değerleri almışız. Dolayısıyla görüntü kümemiz eksi 1'den sonsuza kadar olan aralıktır. İkinci öncülümüz doğru. Fa 1'den küçük veya eşitsizliğini sağlayan en büyük a tam sayısı eksi 1'dir. Şimdi fa dediğimiz şey 2 üzeri a artı 2 eksi 1'dir. Ben bunun 1'den küçük veya eşit olmasını istiyorsam
2 üzeri a artı 2'nin 2'den küçük veya eşit olmasını isterim. Ve bunun üzerinde ne var? 1. 2 sayısı 1'den daha büyük olduğu için direkt üstlerini kıyaslayabilirim. Yani o zaman a artı 2 de 1'den küçük veya eşittir diyebilirim. A artı 2 küçük veya eşittir 1. Demek ki a küçük veya eşittir eksi 1 olacak. Demek ki a'nın alabileceği maksimum en büyük a tam sayı değeri neymiş? Eksi 1'miş. O zaman bu da doğru. Demek ki cevabımız 2 ve 3 olacakmış sevgili gençler. Güzel ama güzel bir fonksiyon sorusuydu. Geçtik ikinci sorumuza. Şimdi ikinci soruda böyle bir küme verilmiş. Bu kümenin elemanlarının her biri aşağıdaki şekilde verilen kutulardan birine yazılacak. Yalnız bazı kurallara göre yazılacak. Üstteki satıra çift sayılar, alttaki satıra 3'ün katı olan tek sayılar yazılacaktır. Şimdi üsttekilere çift yazılacak ve alttakilere de 3'ün katı olan tek sayılar yazılacak. Pekala. Hem alt hem de üst satırda en sağdaki kutularda en küçük sayı olacaktır. Yani şuralarda en küçük sayılar olacak. Şimdi çift olup da en küçük olan sayı nedir? 2. Demek ki buraya 2 yazılacak. 3'ün katlarından tek olup da en küçük olan nedir burada? 3'tür. Demek ki buraya da 3 yazılacak. Şimdi 2'yi ve 3'ü yazdığımıza göre onların yerleri belli. Artık oynatamayacağız. Demek ki artık onların üstünü silme zamanı geldi. Geriye neler kaldı? 4, 6, 8, 9, 15, 21. Şimdi 4, 6 ve 8 çift olan sayılar zaten. Dolayısıyla 4'ü, 6'yı, 8'i bu satıra yerleştireceğim. 9'u, 15'i ve 21'i de bu satıra yerleştirmek zorundayım. Ama bunların arasında küçükten büyüğe, büyükten küçüğe, vay efendim şöyle şu şurada olsun, bu burada olsun gibi herhangi bir kuralım da yok. O halde 3 tane boşluğum var bakın burada. 3 tane de sayım var. Kaç farklı biçimde yerleşirler? 3 faktöriyel. 3 tane sayım var ve yine 3 tane boşluğum var. Kaç farklı şekilde yerleşirler? 3 faktöriyel. O halde sevgili gençler, 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel eşittir. Ne diyeceğiz? 36 diyeceğiz. 6 kere 6'dan 36 diyeceğiz. Cevabımız C seçeneği olacak diyebiliriz. Geçtik 3. sorumuza. Çıkmış bir soruya da benzer bir soru değil mi? Geçen seneden. En yüksek dereceli terimin katsayısı eksi 2 olan 3. dereceden, bakın 3. dereceden ve baş katsayısı demek oluyor. En yüksek dereceli terimin katsayısı baş katsayısı eksi 2 olan Px polinomunun köklerinin birer tam sayı olduğu biliniyor. Bu polinomun grafiğinin dik koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalara ait bazı parçalar da aşağıda verilmiştir. Şimdi yatay olan x ekseni zaten dikey olan da mecburen y ekseni olacak. Yatay olanlarda yani x ekseninde nereleri kesmiş? 5'i ve eksi 2'yi. Yani bu polinomun x artı 2 çarpı x eksi 5 diye bir çarpanı olmak zorunda. Pekala. Baş katsayısının da eksi 2 olduğunu biliyorduk. Eksi 2'yi de yazdım buraya. Çarpı 3. dereceden olması için demek ki bu polinomun x eksi a diye de bir çarpanı varmış diyeceğiz. Şimdi bizim polinomumuz bu. Peki. Bu polinomun diyor ki bize aslında dememiş ama biz kendimiz yorumlayacağız. Y eksenini kestiği yer eksi 60 mıydı? Yani sen x'e 0 verirsen eksi 60'tan geçecek diyor. Gelin P0'ı bulalım o zaman. P0 eşittir. Eksi 2 çarpı 2 çarpı eksi 5 çarpı eksi A eşittir. Eksi 60 diyeceğiz. Ve şu kısmı çarptığımız zaman 20 gelecektir. 20 çarpı eksi A eşittir. Eksi 60 ise eksiler gitti. 20 kere a 60 ise a kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Demek ki benim polinomum yani px eşittir. Eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 5 çarpı a da 3 ise x eksi 3'tür. Polinomu bulduk. Neyi soruyor? Katsayılar toplamını soruyor. Yani p1 soruluyor arkadaşlar. P1'i yerine yazacağız. Eksi 2 çarpı 3 çarpı eksi 4 çarpı eksi 2 diyeceğiz. O halde şu kısım 8 zaten. Şu kısımda eksi 6. Eksi 6 kere 8 eksi 48 yapar. Dolayısıyla cevabımız da Adana seçeneği olur diyebiliriz. Sevgili gençler, gönül rahatlığıyla. Geçtim 4'e. Dördüncü soru için bir kısım yaklaşalım. Şu şekilde çözmemizde bir sıkıntı yok sanırım. Gündelik hayata güzel adapte edilmiş bir parabol sorusu. Yukarıdaki şekilde 49 metre yükseklikteki bir kaydıraktan kayarak havuza düşen bir çocuk görülmektedir. Şimdi burada çocuk kayıyor buradan, buradan sekiyor ve havuza düşüyor. Şimdi x'inci saniyede kaydıraktan kayan çocuğun havuzdan yüksekliği ki ben havuzdan yüksekliği havuzu 0 metrede kabul edersem sevgili gençler. Havuzdan yüksekliği fx eşittir x kare eksi 14x artı 49 metre
olarak bize veriliyor. Çocuğun yerden yüksekliği 1 metre olunca A noktasına geliyor. Bakın çocuğun yerden yüksekliği 1 metreyken A noktasında oluyor. Buna göre çocuk kaymaya başladıktan kaç saniye sonra A noktasına varır diye sorulmuş bize. Şimdi benim x kare eksi 14 x artı 49'um verilmiş. Bir kere 0. saniyede direkt öyle laps diye soruyu çözmeye başlayamazsın. 0. saniyede bu çocuk kaç metre yükseklikte? 0 eksi 0 artı 49 eşittir 49 verdi mi? Bize verdi. Demek ki aslında burası y ekseniymiş diyeceğiz. Önce y eksenini vereceksin. Y ekseni birazcık solda olmuş olsaydı soruyu tamamen yanlış çözerdik. Y ekseninin orada olduğunu bulmasaydık eğer. Tamam mı? Hatta şu kısmı şöyle silelim. Ve x eksenini şuraya çizelim. Aynen öyle. Şimdi bakın. Demek ki şurası parabolünde tepe noktası aynı zamanda. Pekala. Şimdi bunu şu şekilde düşüneceğiz. Kaçıncı saniyede acaba 1 metre yüksekliktedir? Bunu bulabilmek için x kare eksi 14 x artı 49'u neye eşitlememiz gerekiyor? 1 metreye. Çünkü bu yükseklik fonksiyonuydu. X kare eksi 14 x 1'i bu tarafa attım artı 48 eşittir 0 dersem x'e x burayı da eksi 6'ya eksi 8 diye parçalarsam çarpımları eksi 40 çarpımları artı 48 toplamları eksi 14 olacaktır. Ve x eşittir 6. saniye ve x eşittir 8. saniyede bu çocuğun yerden yüksekliği 1 metre. Hangisi 6 mı 8 mi? Tabii ki 8 diyeceğiz. Neden? Çünkü çocuk daha A noktasına gelmeden önce de tam bunun paralelinde yani şurada arkadaşlar 6. saniyede zaten bu çocuk nerededir? Yine 1 metre yüksekliktedir. 6 buradaysa A noktasının apsisi 8'dir. Dolayısıyla 8. saniyede A noktasına varır diyeceğiz sevgili gençler. Geçelim 5. sorumuza. Bu da son sorumuz olacak. Ahmet Bey bir binanın A katındaki bir dairede oturmakta. Bir nakliyat firmasıyla anlaşarak da evini aynı binadaki aynı cepheye bakan B katındaki bir daireye taşımak istiyor. Nakliyat firması araç binaya 7 metre uzaklıktayken aracın merdivenini kaç metre açıyormuş bakın 25 metre açıyormuş. Yani şurası 7 metreyken arkadaşlar şu kısım 7 iken merdivenin uzunluğu 25 metreymiş. Şimdi şurasının dik olduğunu düşünecek olursak şu uzunluk yani A'dan yere kadar olan uzunluk 7-24-25 üçgeniyle rahatlıkla bulunabilir. Demek ki mavi ile işaretlediğim kısım 24 metreymiş. Yani A katı yerden 24 metre yükseklikteymiş. Bu bir. Daha sonra A katındaki eşyaları almış bu nakliyat firması ve merdiven uzunluğu değişmeyecek şekilde yani 25 metre kalacak şekilde aracı 8 metre hareket ettirerek B katına eşyaları bırakmıştır. Şimdi mantıklı olarak tabii ki aracı bu tarafa doğru taşıması gerekiyor ki merdiven biraz daha eğilsin aşağı doğru. Demek ki arkadaşlar burayı 8 metre kaydırdıysa 8 artı 7'den artık şu kısmın ben 15 metre olduğunu biliyorum. Merdiven uzunluğum değişmemişti 25 metreydi. Artık şurası kaçtır diye soracağız. Şimdi 3, 4, 5 üçgenini düşünecek olursanız arkadaşlar 3'ün 5 katı 15 ki 15 burada. 5'in 5 katı 25 ki 25 burada. O zaman 4'ün 5 katı olan 20 de buradadır sevgili gençler. Demek ki B katının yerden yüksekliği 20 metreymiş. Peki bize sorulan şu. A ve B katları arasındaki uzaklık kaç metredir? A katı yerden 24 metre yükseklikteydi. B katı da 20 metre yükseklikteydi. O halde A ile B arasındaki mesafe arkadaşlar eşittir 4 metredir diyebiliriz. Bu sorumuzun cevabı Bursa seçeneği olacaktı dedik sevgili gençler. Evet bu videonun ve bu güzel soruların sonuna geldik. Bu videoları günde bir tane olarak atmayacağım arkadaşlar. Belki günde 3 tane belki günde 4 tane merak etmeyin. Hızlı bir şekilde PDF'lerim hazır zaten ama size bu PDF'leri yayınlama taraftarı değilim. Ha istiyorsanız yayınlarım sıkıntı yok yorum kısmına bunu belirtin ama PDF'leri gördüğünüz üzere her sayfada bir tane soru var ve PDF'lerimin arka planı beyaz olmadığı için şu şekilde belki renk tonunu görebilirsiniz arkadaşlar. PDF'imin arkası beyaz olmadığı için siz bunları fotokopiye verdiğiniz zaman şu kısımlar biraz daha karanlık çıkacaktır ve dolayısıyla kalemle yazma kısmı sizi biraz üzecektir. Biraz da çok grafik var arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bunu videoyu durdurup soruyu çözüp benden önce çözüp daha sonra çözümünü izlersen çok 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 daha yararlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Umarım dediklerimi yaparsın. Bu soruları kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü bu sorular gerçekten ama gerçekten tam zorluk seviyesi sınav ayarında
Haberiniz olsun. Sınavda daha zor çıkacakmış gibi bir şeyler düşünmeyin arkadaşlar. Tamam? Düşünmeyin çünkü sınav hiçbir zaman bizim hayal ettiğimiz kadar, sizlerin hayal ettiği kadar zor olmuyor arkadaşlar. Bu sene de sınavın zor olmayacağı kanaatindeyim. Haberiniz olsun. Birbirinden güzel 5 tane soru çözdük. Hepsi de AYT kısmındandı, matike kısmındandı. Bir sonraki videomuzda yine AYT videoları çekeceğim arkadaşlar. TYT isteyenler olursa da videonun altına yorum kısmına belirtirlerse ne kadar çok olduklarını görürsek ona göre de arkadaşlar TYT videolarını çekmeye başlayacağım. Şu an en büyük talep yani %90'dan fazlası AYT istediği için ben şu an AYT sorularını sizler için çözüyorum. Dediğim gibi her videoda 5 tane sorumuz olacak ve bu sorular sana gerçekten ama gerçekten çok güzel netler kazandıracak. Bundan adın kadar emin olabilirsin. Diyelim ve videoyu sonlandıralım. Evet gençler, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.